Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminin bir numaralı maddesi Bayern Münih ile oynanacak olan karşılaşma. Gerçekten de ilk maçta ilk 45 dakikasında mükemmel oynadığı, belki de 60 dakika mükemmel oynadığı maçı kaybetmişti Galatasaray. Şimdi deplasmanda oynayacak ve Bayern Münih'in de gerçekten dalgalı bir seyir izlediği bir sürece geldik. Mesela Galatasaray maçından döndü, Darmstadt'ı 8-0 yendi, sonra kupada 3. lig takımı Saarbrücken'e elendi, ondan sonra Dortmund'u 4-0 yendi. Burada en büyük handikap Upamecano stoper, orta sahada Goretzka, kaleci Manuel Neuer'in geri dönüşü. Bunlar gerçekten belki de takımın artık yavaş yavaş klasik kadrosuna oturması anlamına geliyor. Ama söyleyeceğimiz bir gerçek var. İsterseniz oradan başlayayım. Yani o nokta çok önemli. Hagi'nin sözlerinden başlayalım. Umut ediyorum oğlum da Galatasaray formasını giyer dedi. Ianis Hagi için bir transfer haberi vermiş oldu, onu söyleyelim. Galatasaray bu gruptan çıkar diyor. Söz konusu Galatasaray olunca hiçbir şey imkansız değil diyor. Galatasaray Manchester United ve Bayern Münih kadar büyük bir ekip diye bir açıklaması var. Burada bir transfer haberi, yani bir gönderme yapıyor. Diyor ki Ianis Hagi'yi alın. Yani ikinci Hagi de size verimli olacaktır. Ama şu anda böyle bir gündem yok. Geçmişte böyle bir gündem vardı. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Buna devam edeceğiz. Yani Bayern Münih maçı üzerinden biraz konuşacağız. Ama öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlayayım. Yorumlarınız, beğenileriniz ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkı çok değerli. Bu arada hemen şunu da yazarsanız, maçla ilgili beklentilerinizi, skor beklentilerinizi bir sonraki videomuzda da onu sizlere paylaşmaya çalışırız. Onu özellikle söylemek istiyorum. Evet, şimdi devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Bir sol bek arayışı var. Angelino gidecek mi, kalacak mı? Erden Timur, Okan Buruk arasındaki görüşmeler var. Leipzig'le yapılan bir görüşme var. İngiltere'ye Erden Timur'un bir çıkarma yapacağı görüntüsü var. Ligde yavaş yavaş zirveye yükselen bir oyuncu için Galatasaray'ın girişimi var. Bütün bu başlıkların altlarını dolduracağız. Ama şu maçtan devam edelim. Kasımpaşa maçında biliyorsunuz sol bekte Abdülkerim Bardakçı oynamış. Davinson sol stoper, sağ stoperde Victor Nelsson oynamıştı. Aldığımız istihbarat ve bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebiliriz ki bu yapıdan vazgeçecek. Özellikle Okan Buruk. Neden vazgeçecek? Çünkü sol bekte Angelino geri dönecek. Çünkü Davinson Sanchez'ten de solda verim alınamadı. Abdülkerim Bardakçı'nın da sol bek oynama isteği pek hevesli değil o noktada. Bütün bunlara bakınca galiba anladığımız kadarıyla eski yapıya dönülecek. Angelino solda, Sacha Boey sağda, ortada Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sánchez. Onların önünde Kaan'la Torreira, onların önünde üçlü belli, Kerem Zaha, Icardi, o üç kişi belli. Bir tanesi de Tete ya da Ziyech olacakmış gibi görünüyor. Tabii daha şu anda erken, pazartesi günündeyiz, çarşamba günü oynanacak karşılaşma. Ama şöyle bir ön bilgi olarak bunları söyleyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi tabii ki birçok haber var elimizde. O haberlerle devam edeceğiz. Yani içeriye doğru da döneceğiz. Ama şunu da söyleyelim. Muslera ile ilgili bir fedakarlık haberi de var. Muslera'nın kaç maç kaçıracağından bahsetmiştik. Bayağı bir 5-6 maç kaçıracak. Ama Muslera diyor ki oynayabilecek duruma gelirsem İğneyle de oynarım, hiçbir sıkıntı yok diyor. Yani tıpkı Icardi gibi. Bu arada Icardi'nin de 2 maçı kaldı. Bayern Münih ve Hatay maçlarını oynadıktan sonra milli arada dinlenecek. Artık iğneyle oynamasına gerek kalmayacak. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi önce bir lige dönelim. Okan Buruk'un açıklamaları var. Okan Buruk şunu söyledi, biraz da Fenerbahçelileri kızdırdı. Fenerbahçe henüz güçlü bir takımla karşılaşmamıştı. İlk fırsatta puan kaybedeceklerini tahmin etmiştim. Şimdi bize düşen zirvede kalmaya devam etmek dedi. Biraz da Fenerbahçelileri kızdırdı. Yani şöyle söylüyor. Diyor ki daha henüz bir güçlü rakiple karşılaşmadıkları için ben onların puan kaybedeceklerini biliyordum diyor. Nitekim de öyle bir gelişme oldu. Okan Buruk gerçekten rekorlara koşan bir performans sergiliyor. Okan Buruk 47 maçta 38 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle müthiş bir yükseliş yakaladı Galatasaray'da. Onu da özellikle söyleyelim. Ve enteresan bir, artık enteresanlık mı diyeyim, tesadüf mü diyeyim, yoksa kaderin cilvesi mi diyeyim, tam net olarak söyleyeceğim kelimeyi bulamadım ama geçen sezon 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilince Galatasaray zirveye gelmiş ve arkasından lider olmuş. Ondan sonra da şampiyon olmuştu. Şimdi de 11. haftada Galatasaray Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmesiyle birlikte yeniden liderlik koltuğuna 31 puanla oturdu. 30 puanda kaldı Galatasaray. İlahi adalet ne diyeceğiz bilemiyorum yani. Bakalım bu kez de aynı sonuca ulaşılacak mı? Onu da takip edip göreceğiz. Onu da söyleyelim. Hemen İngiltere'den bir haber var. Unai Emery'den. Biliyorsunuz Zaniolo'nun gelişimi ya da işte Zaniolo'nun yaptıkları Galatasaray'ı da ilgilendiriyor. Çünkü öyle bir gelir elde edecek Galatasaray oradan. Unai Emery onu 46. dakikada oyundan çıkarttığında yaşadığı sorunları unutması için ona süre vermek istiyoruz. Kafası henüz toparlanmış değil diyor. Bir an önce de toparlanması lazım ki Galatasaray'da oradan bir gelir elde edebilsin. Çünkü Galatasaray oradan elde edeceği gelire çok ihtiyacı var. Devam edeceğiz. Şimdi şöyle devam edelim. Sacha Boey ile ilgili pek bu cümleden, bu kelimeden taraftarlar hoşlanmıyor ama söylemek zorundayım. Sacha Boey ile ilgili bir kriz var. Biliyorsunuz Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak istiyor Galatasaray ve çıkış maddesini böyle hani bir 40 milyon euro falan gibi bir çıkış maddesi eklemek istiyor. Oyuncuya da talipler giderek artıyor. Dolayısıyla talipler arttıkça da oyuncu kendisini biraz daha pahalıya satmak istiyor ki bu da gayet doğal. Yani profesyonel dünyada bunlar olabilir. Şu anda Milan, Marsilya, Arsenal ve Manchester United'ın istediği bir oyuncu konumunda ki hatta aralarında ciddi bir yarış olduğunu da söyleyelim. 1,5 milyon euro verdi Galatasaray yıllık ve işte çıkış maddesini ekleme şartını da koyacak. Ama 3 milyon euro istiyor Sacha Boey. Şimdi bunu kabul edilebilir bir rakam mı derseniz hani 3 aşağı 5 yukarı kabul edilebilir bir rakam. Yani eğer bu kadar önemli bir oyuncu haline geldiyse o zaman mecburen bu rakamlara çıkacaksınız. Galatasaray da 2 milyon euroya çıkmış ama 3 milyon euro da şu anda Sacha Boey diretiyor. Ben 2,5'un bir ortalama olduğunu ve 2,5'da verilebilir bir ücret olduğunu söyleyebilirim. Orada 2 milyon 750 bin euro alıp Sacha Boey'e kadar performans vermeyen oyuncular olduğunu biliyoruz. İsim vermek istemiyorum ama sonuç itibariyle bu gerçekle de kucaklaşmak, örtüşmek lazım. Evet, pazarlıklar başladı ama sonuç şu ana kadar alınamadı. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi transferle ilgili de bir iki gelişme var. Onları da size paylaşıyoruz. Genelde şöyle düşünüyorsunuz. Ya işte bu tarihte transfer mi olur? Zaten transfer bu tarihte oluyor. Yani şimdi başlayacaksınız ki Ocak'ta bitirmiş olasınız. Bu noktada da araştırma devam ediyor. Erden Timur öncelikle Angelino için Leipzig'le bir görüşme gerçekleştirdi ve aldığı yanıt pek olumlu değil. Onu özellikle söyleyelim. Leipzig diyor ki hayır biz 6 milyon euro satın alma opsiyonu maddesini kaldırmak istemiyoruz diyor. Bu şartlar altında ya oynatacaksınız sezon sonunda kiralayacaksınız ya da bundan sonra işte kalan 4 maçı kaldı. 4 maçı oynadıktan sonra da bir daha oynatmayacaksınız. Seçenekler bunlar. Ama bu arada da araştırmanızı sürdürmeniz gerekiyor. Bu manada daha önce ismini gündeme getirdiğim bir oyuncu vardı. Hepiniz biliyorsunuz Bradley Lochko 10 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Brest takımı 11 maç oynadı bu sezon. İşte o parayı da vermek istemiyor Galatasaray. Başka arayışlar içerisine girmeye başladı ve bu manada karşımıza Luke Shaw çıktı. Luke Shaw'la ilgili İngiliz basını iddiası diyelim. 28 yaşında oyuncu, bu sezon 2 maç oynadı. Sol bek ama şunu söyleyebiliriz, sakatlığı var. Milli aradan sonra da oynamaya başlayacak. Yalnız oynadığı maçlarda 90 dakika oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. İngiltere milli takımının da oyuncusu Luke Shaw. Sol bek olarak Manchester United'lı oyuncu kiralık gelebilir Galatasaray'a. Bu konuda araştırma var. Hatta İngiliz basınına göre Erden Timur pazarlık için İngiltere'ye gidiyor. Bunu da özellikle vurgulayalım. Ve son olarak gerçekten de enteresan bir transfer. İşte bazen oyuncular böyle gidiyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz gerçekten de aranan oyuncu konumuna geliyorlar. Kimden bahsediyorum? Eren Can Yardımcı. Galatasaray altyapısından yetişti. Eyüpspor'a gönderildi. Eyüpspor'dan kiralandı ama satın alma opsiyonu Galatasaray'da oyuncunun. Yani Galatasaray istediği zaman alabiliyor. Pendik'te oyuncu. 6 maçta 7 gol attı. San Marino maçında 21 yaş altı milli takım maçında da hat-trick yapmıştı. Yani üçlemişti. Böyle bir oyuncu ve Okan Buruk Erden Timur'a Eren Can Yardımcı'yı geri alalım dedi. Şimdi Eren Can Yardımcı'nın Halil Dervişoğlu'na göre bir önemli avantajı var. Uzun boylu ve işte genel anlamda santrofor bölgesini karartan bir oyuncu. Yani gerçekten gelişimi daha da net ve ileriye doğru olabilir. Hatta milli takım yani A milli takım düzeyine de gelebilecek noktada bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım Galatasaray bu transferi yapacak mı? Çünkü yapacak mı diyorum, yapabilme fırsatı elinde. Okan Buruk istiyor, Erden Timur konuşuyor ve neticeye bakacağız. Ocak mı olur yoksa yaz transfer dönemini mi kalır, onu net olarak gözlemleyeceğiz. Beni İzleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.